11-11 ve 11-9 kalan kısmı olarak değerlendirmek lazım oyunu. Öngördüğümüz şekilde başladı oyun. Rakibimiz bu zamana kadar son kaybettiği 3 maç haricinde kazandığı müsabakalarda topu rakibine verip fırsatları kovalayan bir takımdı. Biz de oyunun böyle gelişeceğini düşünmüştük. Ve böyle de gelişti oyun. Eksilene kadar aslında tabii bu söylediklerim maç 2-0 mağlubiyetten sonra çok kifayetli bir durumda kalmayacak. Bunu biliyorum ama bizim adımıza olumlu gidiyordu. Yani işin bir tek gol tarafı eksikti. Yani bir puana üzülebileceğimiz bir müsabakaydı 11-11 oynanırken. Fakat tabii kırmızı kartlardan sonra işin rengi değişti. Yani şunu açık söylemek lazım. Biz elimize gelen fırsatı kendi kendimize ortadan kaldırmış olduk. Fırsat derken şu an her şeye rağmen ikinci durumdayız. Bu taraftan değerlendirmek lazım. Çünkü olumlu tarafına bakmak gerekir bu gibi durumlarda. 7 tane müsabaka var önümüzde. Ligin başı gibi değerlendireceğiz. Şu an ikinci sıradayız. Ve bu 7 müsabakadan kazanabildiğimiz kadarını kazanıp demeyeceğim. Hepsini kazanmak istiyoruz. Ve vazgeçmeyeceğimizi, buradan tekrar ayağa kalkacağımızı çok açık bir şekilde söylemek istiyorum. Bu oyuncu kardeşlerimiz, evet, hataları oldu. Onlar da kendi içinde değerlendireceklerdir ki bunu çok net bir şekilde ifade edebilirim. Bu müsabakadan önce ilk söylediğimiz iş, 5 gün önce 9 kişi oyun oynamıştık. 11-11 bu oyunu tamamlamak zorunda olduğumuzu arkadaşlarımıza açık ve seçik bir şekilde ifade etmiştik. Fakat biz kendi önümüze gelen fırsatı değerlendiremedik. Bundan sonra bu işi toparlamak için kayıpsız gitmek zorundayız. Ve son ana kadar vazgeçmeden bu işe devam edeceğiz.